altında Support Venizelos'in Grace var. Gördün mü? Okey gördüm. Le Monde Idrant. Aha. O ne Vallahi lan? bana uyar arkadaşlar. Ben bir Yunan papıtlar gelirim ha. Bana uyar. Şey yapayım ya şimdi biraz endüstriye yöneleyim. Aptal gibi kalmayalım ortalıkta. Aman ordular beyinsiz kalmasın. Endüstriyel research time'ı da kısalttım. Oh. Endüstriye de ilerliyorum. Silah açıklarımı bir tamamlayayım da silah eksiğimi. Direkt artileri eksiğiyle şey eksikliğine gideceğim ya. Artileriyle support ekipman eksikliğine gideceğim. Ondan sonra zaten bizim bu ordular yeterince iyi ya. Divisionlar tutar. Yanlarına şöyle bir ikişer tane topçu ekleyebilirsem var ya. Muah, dadından yenmez. Dadından yenmez de o kadar topçuyu basmak da biraz göt ister. Fabrikayla birlikte tabii. Almanya yapay zeka ve esim. Almanya, Avusturya, Macaristan, Osmanlı yapay zeka. Ben özellikle Osmanlı'nın hadi yani Osmanlı'nın şeyini biliyorum. İtalyan harbini kaybettiğini biliyorum. İtalya ile yaptığı Trablusgarp Savaşı'nı kaybedecek de. Acaba Balkan Savaşları'nı kazanabilir mi? Kazanamıyor genelde ya. Ben rahat Zorlar. kazanıyorum. Hadi tamam ben Tinky Winky'de oynuyorum da Tinky Winky askerlerin vuruş gücünü etkilemiyor ki. Yo, Osmanlı asker basmıyor abi. O ekonomiyle de basmasın kanka zaten. O da Hiç asker asker. basmıyor. 5 hatta orduları sınırına bile Abi göndermiyor. askerleri etkiliyor bu arada Tinky Winky. Abi şu telefonu Division versene. recovery rate, entrenchment, planning speed, supply Supply şeyi, tarafı. reinforce rate. Abi Şey bir tek askeri etkiliyor etkiliyor. zaten. Aa, bakayım. Başka bir şey etkilemiyor. Division recovery rate. Evet, asker yenilenmelerini falan etkiliyor. Ama vuruş gücünü Bu arada etkilemiyor oğlum. Benim dediğim şey o hani division atak bilmem ne hani şu şeylerle giriyor ya diplomatlarla. Military abi staff'tan alıyorsun hani division organizasyon, division atak. Onlara dokunmuyor abi diyorum, ama bu anladın? daha OP ya. Bu daha OP ondan öyle söyleyeyim. Tarihte kaybediyor. Tarihte kaybediyor da arkadaşlar misal biz yeni başladığımızda hatırlayın yeni başladığımız Hearts of Iron 4 save'ini. Yeni başladığımız Hearts of Iron 4 save'inde İtalya Trablusgarp'ı alıp durmadı. Hatırlayın Anadolu'ya girdi. İstanbul'u işgal etti. Ondan sonra bizi demokratik Osmanlı yapıp papıtladı. Papıtlamış mıydı? Papıtlamamış mıydı? Tam hatırlamıyorum orasını. Kapatlamamıştır muhtemelen ya. Fransız yerine Alman'ı alaydım keşke. Ama biz hep Central Power'da oynadık ya 1. Dünya Savaşı'nda. Hep Central Sefer bir Power'da oynadık. farklılık olsun diye böyle yaptık Aynen herhalde. aynen bir farklılık olsun diye. Böyle bir İspanya'yı sinerji papıt kaldı. yap ya da fethet. İspanya'ya ilerleme planım var ya. Eğer şey varsa hani Almanya sınırını tutabilecek yeterli askerim varsa buradan İspanya'ya ineceğim. Bu arada Beksanvil, rahat gidersin. chat'te Boş sana ver. 50 yaşında diyorlar. Alo demiş desinler. Önemli değil. Ya nasıl Ve söylüyorsun? Aklım gitti. Şahin'im 50 lira göndermiş. Selamun aleyküm demiş. Balım kesene bereket. Aleyküm selam. Teşekkür ederim yavrum. Eyvallah. Adam planlı geliyor ya. Vallahi ayarlayıp geliyor. Şahin'im kesene Sen bereket. Teşekkür ederim. hem baş geldiğinde hem de Discord'a girdiğin anda selamun aleyküm dedin. Vallahi eş zamanlı olarak dedin ha. Sayıyorum Eş zamanlı olarak dedin kanka hoş geldin. Yalnız Hoş bulduk. Alman benim Teşekkür sınırıma ne ederim. asker yığıyor lan. Herifin Armorut karları falan var. Peki bir şey soracağım. Bizim Armorut karımız var mı yoksa biz aptal mıyız? Evet, Armorut karımız var da at arabaları daha hızlı muhtemelen değil mi? Ben doğrudan şu an o izolasyonu bitirecek fokusa gidiyorum. Buldum nihayet. Aynen sen bir izolasyondan çık. Bir de bizdeki nedir bu love manpower kardeşim manpower birikmiyor. Vallahi. Bunları dağıtıp Şahin 5 ülkeyi lira daha kurtaracağım. göndermiş. Chat ne yapıyorsunuz be ya demiş. Şahin'im kesene bereket balım eyvallah. Vallahi ne yapayım işte EU4 Hearts of Iron 4. EU4 Hearts of Iron 4. Başka bir şey yok. Lazlo Blizzard'ın şey supportu ile iletişime geçmeyi denesene. Yani otomatik ödeme talimatını iptal etmek gibi bir şey vardır muhakkak. Bak ben de bir antivirüs programına şey yaptıydım, abone olduydum. Antivirüs programı satın aldıydım ve antivirüs programı benim donuma kadar alıyordu sürekli.
Support'la iletişime geçip otomatik ödeme talimatını iptal ettim. Ayrıca support şeyi de korumuyordu yani. Support diyorum. Avage bilgisayarı da korumuyordu. Sözde antivirüsün markayı vermeyecektim değil mi? Allah'tan vermedim. İyi ki vermedim. Allah'tan vermedim. Bir de versen. İyi ki vermedim. Havacılığa neden gitmiyorsun? Şu an bulunduğumuz yıllar içerisinde havacılık o kadar da elzem değil. Yani şöyle söyleyeyim, Amerika'nın şey Almanya'nın şu an misal 130 tane uçağı var. Benim 12 tane uçağım var. Evet, ben birazcık sakatım ama baktığınız zaman misal İtalya'nın 18 tane uçağı var. Koskoca İngiltere'nin 6 tane uçağı var. Avusturya Macaristan'ın 46 ila 78 arası. Balkan devletlerinde uçak yok baba, anladın? Osmanlı'da misal hiç uçak yok. Rusya'da bak, koskoca Rusya'da 30 tanecik uçak var. Bu modda uçak ilk aşamalarda o kadar elzem değil. İlk aşamalarda önem vereceğin en önemli nokta, önem vereceğin en önemli nokta, evet. İlk aşamalarda önem vereceğin nokta silahlar baba. Askerlerini güzel silahlandıracaksın. Manpower'ının, askerlerinin kıymetini bileceksin. Çünkü Almanya bize ölümüne dalacak, ölümüne. Yani şu Belçika sınırını falan tutmaya da asker yerleştirmem lazım. Ayrıca şu an bu gördüklerin kuru piyade. Bildiğin kuru piyade. Bu arada Belçika rahat, Belçika'da bile tek başına tutuyor, haberin olsun. Yani duymadıydım onu ama şey yani Belçika'nın tutup tutmadığını bilmiyorum. Ben genelde hep Osmanlı ile oynadığım için Almanya'ya pek bakmadım. Sivil ekonomi desin. Alo, war ekonomiye geçemem ki. Savaş mı var? Bebişim nasıl geçeyim war ekonomiye? Başka bir şeye de geçemem. Dünya tansiyonu yok. Faşist ya da komünist değilim. Savaş ekonomisini alamam ki. Yani ekonomi değiştiremem. Dünya tansiyonu %50'nin yukarısına çıktığında ya da işte war ekonomiye de geçebiliyorum galiba ama savaşta olduğum takdirde. Ya savaşta olmadan ekonomi değişemezsin maalesef. Neyde eksiğimiz var? Gemicilikte gerideyiz. Ulan Fransa'da mı gemicilikte geride arkadaş? Fransa'da mı denizde geri ya? Almanya surları bombalayacak, kalacaksın, uçak üret. Almanya'nın bombardıman uçakları açık mı ki? Açık muhtemelen. Ya ilk seviye. O zaman ben ne yapacağım? Bomberları mıhlaması için fighter mı üreteceğim? Evet. Ya da anti-air koyacaksın şeylerini. Aa, 30 tane fabrikam anti-air dizer de oraya. Ben de o günleri görürüm. 30 tane fabrika böyle bana bakıyor. Abi öldürme bizi diye. Division organizasyonu fazla alayım da atak yapmayacağız zaten büyük ihtimalle. Şey yaklaşıyor. İtalya Savaşı yaklaşıyor ha. İtalya Osmanlı Savaşı. Şahin, daha ne yapıyorsunuz? Yazacak bir şey bulamadım demiş. 15 lira daha göndermiş. Şahinim, kesene bereket balım. Eyvallah. Şahinim be, aga be. Şahin, en son dediğim, sen yine bana böyle bir bağış attığın zaman inşaatçılık simülatör falan oynuyorduk herhalde ya. House Flipper'da da şey yaptım. Galiba. Aynen. Sen bana çok destek oldun zaten kanka şimdi. Bu kadar Allah var. İşini iyi yapan her zaman destek abi. Allah razı olsun canım. Teşekkür ederim. İşini iyi yapan dediği adam da balım benim. Hearts of Iron 4, EU 4 dışında oyun bilmiyor. Canın sağ olsun. Ne yapalım kanka be? Muhabbetin yeter ha. Canımsın. Yanlış yere yazdım. Pardon. Canımsın. Yanlış yeri yazdım. Twitch ve YouTube dışında öğrenciyim arkadaşlar. Öğrenciyim, herhangi bir işte çalışmıyorum. Öğrencilik mesleğini icra etmekteyim. Dersler falan. Şimdi tüfek eksikliğimizi tamamladığımıza göre komple fokusumuzu artilleri ve support ekipmana yönlendirebilirim. Bence hatta support ekipmanı bir tık es geçeyim, komple yok. Artilleriyi bir tık es geçeyim, komple support ekipmana yöneleyim elimdeki fabrikalarla.
Bir 10 fabrika support ekipman bassın. Bu arada farkındaysanız üretimleri kapatmıyorum. Birer fabrikaya düşürüyorum. Çünkü fabrikalar ürettikçe üretimde ustalaşıyorlar. Bir fabrika bile bana şu an günlük 22 tüfek sağlıyor ki bu çok çok muazzam bir rakam. Mehmet abimin 20. ayı. Mehmet abim hoş geldin. Hoş geldin abim. Skala be. 20 ay be. Vay vay vay. Aga be. Mehmet abim hoş geldin. Teşekkür ederim abim. Bütün yayınlar Samet Güngör Live'a gidiyor arkadaşlar. Ama EU4 Co-op ve bu oynadıklarımız bir tık daha geç ulaşabilir. Ama muhakkak gidiyor oraya, merak etmeyin yani. Muhakkak ayarlanıyor. Ya ne güzel, benim 26. ayım olacaktı bu ay ya. İtalyan Higve'ye gidiyor. Ve Secret Wheel Fransa yapmış galiba eleman. Yani buradan Anti Avusturyan Police'e gidecek. Ve Entente'ye Oradan girecek. Afrika'daki toprakları. Evet. Ama hala Central Powers'a dönebilir. Değil mi? Central Power'a dönme ihtimali de var. İtalya dönek zaten. Ben İtalya'dan çekiniyorum. Şahin'im 5 lira daha göndermiş. Skala abim be. Ebu be, Ebu be demiş. Şahin'im kesene bereket balım. Vallahi Skala abiyi de gördük ya. Skala abinin işten güçten şeyi olmuyor ya. Dermanı olmuyor. Adam ne zamandır yok. Aynen. Bir ara interneti falan hallediyordu. Taşınmıştı Yani falan. taşındı, taşındıktan sonra işe girdi. Gelmişti. Aynen. Aynen. Bakalım ne zaman bitiyor benim şu depresyon. 22 gün sonra bitiyor. Güzel. Oğlum işi gücü bıraktım, gemi upgrade'liyorum ya. O artileri atak, artileri defans. Varım. Önce bir Division'ların 7 attrition'ı düşürelim. Vallahi ben artilleriye %30 daha fazla atak verdim ya. Abi artilleri zaten 10 numara vuruyor ya. Burak Kotev 1 lira göndermiş ama pek bir şey yazmamış. Hatta hiçbir şey yazmamış. Belki de yazdı. Mesajı gelmedi. Burak'cığım desteğin için teşekkür ediyorum canım. Eyvallah. Arkadaşlar bu mod böyle. Yani savaşlar başlayana kadar farmlama evresindesiniz. O farmlama evresinde ister istemez bir miktar sıkılıyorsunuz. Ama emin olun savaşlar başladığında çok çok daha şey oluyor böyle. Yani oyun bir değişiyor. Oyunun temposu, oyunun hızı bir değişiyor. Sovyetler ile ittifak olabiliyorsun. Arkadaşlar Sovyetler diye bir şey yok ortalıkta. Daha durun. Daha durun. Allah Rusya daha korusun. yıkılmadı. Daha Bolşevik ihtilali falan olacak da Ege eğer Allah oraya asker korusun. yollarsa. Tanrı leleni korusun. Yolladım. Daha dur. Amerika korkumla ben neler yapıyorum sen biliyorsun. Yolladın da hani nerede? Rusya sınırında asker görmüyorum ben. Senin askerlerini. Almanya sınırına bak. Görmüyorum. Abi onlar Hindistan askerleri benim. Ha, iki tane falan yollamış Keko ya. 2-3 tane. Ne ki abi? 24 tane var. 24. Kardeşim. 20 tane de Türkiye Ama sınırında var. Almanlar oraya 200 tümenle saldıracak. Ya Senin benim orada tümen elimdeki yok. o. Benim Tümenin Vallahi adam bir şey kuka ya. yapıyor ha. İngiltere şey yapıyor. Yolluyor. Ege adam bulabilirsen ben de yollayacağım kanka. Sen çok şey yapma ya. Sen kendini tutmaya çalış. Sen öyle çok şey yapma ya. Değil mi? Benim kendimi tutmam daha önemli. Nasıl söyleyeceksin? Chat'te bir Ah. sıkıntı mı var acaba? Galiba var. Kaç dakika sürer farmlamak? Ona göre bir işimi halledip geleyim. 15-20 dakika aynen ama 15-20 dakikayı da bulmaz çünkü birazdan bizim için savaş başlamasa da Osmanlı ve İtalya için savaş başlayacak. Osmanlı ile İtalya'nın Trablusgarp Harbi bittiğinde de Osmanlı'nın Balkan savaşları başlayacak. Ama Osmanlı şeye gitmeye... Yo direkt Central Power'a katılmaya gidiyor. Direkt. Her şeyi bırakmış, raşlamış. Abim. Ülke böyle aç baş hiçbir Abi şey yapmıyor. senin ülke tırt bir ekonomi git, efort git bir şeyler yap. Adam direkt Bir kötü vallahi toplayacak. lambur lumbur Almanya'nın yanında savaşalım da şunlara bir sokalım diye lambur lumbur Central Power'a başlamış herif ya. Adam. Vallahi. Son var maçı, hoş geldin. Sonunda. Aleyküm selam. Sana da iyi seyirler diliyorum. Demokratik koop yapın Osmanlı'ya. Başarılı olabileceğini zannetmiyorum ya. Demokratik Coop'un. Olmaz.
Aa, Barış abim hoş geldin. Ya stage co-op falan bir şey atmayalım. Vuruşalım abi. Vuruşalım. Ya bir kere de ben defansta vuruşmak istiyorum. Bu arada Eray her zaman için kapalı oynuyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani Eray kapalı oynuyor derken Central Power'a da girebilir. Bize de destek verebilir. Eray kapalı kutu. Komünist de olabilir. Aynen öyle. Şu an hepsi aynen olabilir. Öyle. Nereye gittiğimi kimse bilmiyor. Normal tarihte olduğu gibi Almanya. Evet. Yani direkt oraya araçlamış ya. Ulan bir iki tane fabrika dik. Bir şeyler yap değil mi? Yok abi, direkt yani ekonomiyi geliştireyim. Aa, Almanya'nın yanında savaşacağız. Savaş. O artileri atak, artileri defans. Artileri defansı ikisi de aynı bunların. Evet, 3 tane var öyle. İyi de 2 tane artileriye %10 atak, %10 defans falan var. Ben ikisini de aldığımda toplam artileri buff'ı %20 atak, %10 defans mı olacak? Evet abi. Ben o zaman yok ederim çünkü, biliyorsunuz değil mi? Samet abi. Ekonomiyi bir artırsana. Partial mobilization'a geç. Arttıramam, diplomasi puanım yok. Eşin zaten aklına yattı. Arttırırsın. Şahin 5 lira daha göndermiş. Hoş geldin Barış abim demiş. Burak Kutev yok abi bir şey yazmak istemedim demiş. Burakcığım sana da desteğin için teşekkür ederim. Şahin'im sana da teşekkürler. Eyvallah balım. İtalya ne zaman dalmayı düşünüyorsun Allah izin verirse Osmanlı'ya? Doctrine Effort falan gidiyor çünkü. Trablusgarp'ı istemiyor mu bu herif? Bu da şeye gitmemiş ki. Ekonomi gitmiyor abi. Yapay zeka ekonomi gitmiyor. Libya claim'e şu an hazır. Yani bundan sonra da gidebilir. Savaşı istediği zaman açabiliyor şu an. Süresi var gerçi. Ben ödevlerimi alıp geleyim. Mona Lisa stolen mı? Mona Lisa salındı. 1911 yılında Mona Lisa'nın çalındığını bilmiyorum. Allah da benim belamı versin, değil mi? Ne kadar cahilim ben ya. Nasıl bilmem 1910 yılında Mona Lisa tablosunun çalındığını? Cahile bak, okumayı biliyor. 1911 oku bir kere. Vah 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 vah. Peki bunu öğrendik arkadaşlar, artık aydınlandınız değil mi? Böyle hayatınızda her şey değişmeye başladı. Her şey daha berrak görünüyor, öyle değil mi? Böyle öğrendiğimden beri o süper çek böyle. Oo. Ege falan da atomu parçalayacakmış duyduğum kadarıyla. Abi atom bombası atsam Osmanlı'ya. Oo, evet. Evet. Bana set beni otomayla ilan etsek. Aydınlanmışız gördüğüm kadarıyla. Güzel. Aydınlanma iyidir abi. 1923'e kadar falan uzarsa seri, oralarda bir 1929 muydu tam hatırlamıyorum. O sıralarda bir şey olacak ha. Böyle bir ekonomik kriz olacak ha. Onu da unutmayın. İş yapar. Hasan onu duvar diyeceğim. Evet ben ona duvar diyeceğim. Bunun üzerine de işe yaramaz, asosyal, 5 para etmez bir eleman gelecek böyle beni. Asosyal herif. Bir tane sözlükte eleştirecek, tamam hazır olun. Kendi sanki çok bir bokunmuş gibi. Sanki hayatında bir vasfa sahipmiş de bana bir şey kazandırabilecekmiş gibi beyefendi lütfedip orada boş yazacak. Onu da şey yapmayalım, es geçmeyelim. Ege yapmasa mıydık ya? Söylemese miydik? Sinirlendi. Yok lan. Kaldırdı şu an. Sinir yok sinir. Ben arka ödevimi arıyorum şu an, bir saniye. Adam da ödev yapıyor orada, hiç umurumda değil. Ben saldım artık. Arkada animemi izliyorum. High School DxD'ye tekrar başladım. Çin iç savaşı. Çin iç savaşı hayırlı olsun. Ben iki haftadır çok yaşasam ben. Republic of China kazanıyor hep değil mi ya? Evet. Tarihte de öyle zaten. Samyon önderliğindeki isyan başarılı. 9 tane Division'la nasıl başarılı oluyor? Şimdi asker eklenecek ona. Bir iki tane daha toprağı ele geçirecek. O topraklara asker spawn olacak. Abi bu çocuk kaç yaşında? İmparator Uxkultang. Bak İmparator Uxkultang'ın yaşını da bilmiyorum. Ben çok utandım, acaba bu oyunu oynamasam mı? Abi sen niye oynuyorsun? Vallahi ben niye oynuyorum bu oyunu ya?
Ben niye oynuyorum oğlum bu oyunu ya? 1911 senesinde yaşamış mini Çin imparatorunun yaşını bilmiyorum. Cahillik çok fena bir Fifi şey. kaç santim lan onu? Onu söyle bari. Onu biliyorsundur hadi. Tabii elimde Onu mezurayla biliyorum. dolaştım ben o senelerde. Biliyorum bütün ölçüleri. Eray, Çok cahil. partizan ekonomiye geç diyorsun da ben ne faşistim ne komünistim geçemiyorum kanka. Geçebiliyor Geçemiyorum. Dünya tansiyonu %15 değil. az. Toran o ne zaman o ne bokumayı söyleyip duruyordu o zaman? Early mobilization'a falan da geçemiyorsun. Hiçbir boka geçemiyorsun Toran şu an. senin götüne koyayım Allah'ın cezası. Söyletiyor bir de ya. Şimdi bir şey diyeceğim. Ben iki tane şey aldım. İki tane artileri atak ve artileri defans şey adamı aldım. İkisi de aynı. Şimdi benim artilerim Evet. toplam buff'ını mı kullanacak? Yani %120 atak, Toplam buff. %110 defans mı yapacak? Muhtemelen Of, evet. çok iyi oldu lan o zaman. Artileriler şey yapacak galiba yani, yok edecek. Herkes kendi halinde be ya. Samet abi kubarıyor, Eray anime izliyor, Ege ödev yapıyor. Spastik nice demiş. Evet, tam olarak tam olarak öyle oluyor Şahin'im ve oyun forda Türkçe karakter gitmiş galiba. Noktalılar gidiyor. Evet, geliyor Türkçe karakter. Ya İssekun ya. Türkçe Ya bu arada yazıyor. Türkçe falan yazıyor High diyor. School DxD Hero'yu mu izliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Chat'teki High School'cular. Ben şu an açtım Ben izleyeyim. pek beğenmedim ya. Aa. Ya Ege bu arada bak, anime çeviriyorsan ne olur çevirmen notu kullanma. Dün anime izliyorum. Abi ben sana söyleyeyim. Adam böyle çevirmen notu, çevirmen bu notu, çevirmen notu. Ya hani o çevirmeni bulup böyle bir suratına vurasım geldi. Allah senin cezanı versin ya. Böyle her bir boka. Bazıları da çok fazla Ya oluyor bak ya. şimdi şu var, tamam mı? Çevirmen notu atıyorum. İşte bilmem ne terimi Japon kültüründe şu anlama gelmektedir. Ben bu adamın elini öperim, derim ki eline sağlık kardeşim. Bir de şöyle tipi tipler var. İşte adam diyor ki karaktere başını dik tut yiğidim diyor, ama bunu dediği karakter düşe ne kadar dik olabilir? Yapma ulan yapma. Kendi yorumunu kasma, yapma. Yapma kardeşim Oğlum ya. yapma. Ben senin yorumunu dinlemek istemiyorum abi. O çevirmen notları Allah'ım. Çevirmenin yorum yapması çok eğlenceli oluyor bence mi? Abi ya bak bir Ya kıvamına göre bana değişiyor. göre bir seyir zevki dediğimiz olay tek kişiyle gerçekleşiyor. Yani ben tek başıma izleyeceğim, karşımda da içerik olacak, anladın mı? Bu içeriğe bir yandan müdahale eden üçüncü bir şahıs çıktığında bak böyle benle şey arasında, içerik arasında ben şey yapıyorum böyle, sinirleniyorum. Fıttırıyorum. Yani birader. Keşke son sezonu sansürlü olmasaydı. High School DxD'nin son sezonunda bir bazı bölümler sansürlüye keşke olmasaydı ya. Bilmiyorum. Aa, onun sayısı kar Bilmiyorum, ya. ben pek izleyemedim. Blu-ray. Evet, Aha. İtalya Osmanlı Harbi başladı arkadaşlar. Osmanlı ben olsaydı şimdi İtalya'yı düşürmüştüm. Ben İtalya'yı düşürdüm bu arada kendi şeyimde.